Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizinle beraber şöyle muzları görüyorsunuz güzel bir sıvı gübre yapımı videosu çekeceğiz. Aslında daha önceden de çekmiştim ama e, video altlarda kaldığı için şu anda çok fazla yorum geliyor. Bu işte bitkilerimize ektik, çimlendirdik, domates, biber, salatalık vesaire. Bunlar için ne önerirsiniz? Sıvı gübre olarak evimizde organik gübre olarak ne yapabiliriz diye sorular geliyor. Eskiden yapmıştım ama tabii bunu ara ara yapmak lazım zaten. E, buzlukta var ama ben şu anda yeniden göstereceğim. Beraber çok kolayca yapabilirsiniz. Öncelikle muzlarımız var. Muzların e, bu sefer kabuklarını kullanacağız. Ama istiyorsanız tabi şu anda yapacağımız sıvı gübre. Bunun toz gübresi de var. Onun videosunu da bu videonun sonuna eklerim. Oradan istiyorsanız izleyerek yapabilirsiniz. O sıvı gübreye göre biraz daha verimli diyebilirim. Çünkü un halinde yapıyoruz. Hem muzu hem kabuğu. Toprağa karıştırdığınızda güzel verimli bir potasyum gübresi oluyor. Şimdi ne yapacağız? Muzun içini çıkarıyoruz. Bu arada muzlar bunlar biraz yeşilimsi duruyor ama daha böyle sarımtırak veya biraz bir tık daha kahverengi olursa onları tercih edin daha verimli olacaktır. Evet biz kabuklarını kullanacağız. Böyle kabuklarını çıkarıyorum şimdi buraya alıp küçülteceğim. İçlerini de başka şeyde kullanabilirsiniz. Evet kabuklarını ayırdık. Şimdi bunları küçük küçük keseceğim bıçağımla. Hemen küçültüyorum. Böyle de atabilirsiniz ama küçük ne kadar küçük yaparsanız yüze yalan o kadar fazla olacağı için özünü daha çok daha kolay verecektir suya. Evet böyle küçülttüm bakın şöyle. Bunları şimdi tencereme alıyorum. Evet böyle küçük küçük yaptık. Şimdi suyla e, üstünü Kapayacak şekilde su koyuyoruz. Dinlenmiş su koyu, koymayı tercih edin. Çünkü çeşmeden koyduğunuz suyun içinde klor var. E Bu da bitkilere zarar. Hani biraz beklediğinizde o klor e, suda uçuyor. Havaya karışıyor. Klordan arınmış oluyor. Onun için dinlenmiş suyu tercih ediyoruz. Şimdi hemen suyunu koyup kaynamaya başladıktan 5-10 dakika kadar bekleyeceğiz. Kaynayacak o şekilde. E, ondan sonra soğuduğunda süzüp suyunu alacağız. Bunu suya koyup işte bir hafta bekletelim diyenler oluyor. Şöyle bir sıkıntı var. E, muz kolay nemli olduğu için ve nasıl diyeyim potasyum fazla olduğu için organik bir madde suda çok fazla beklediğinde bozulmalara neden oluyor. E, bakteri oluşumu ve çürümeler oluyor. Kötü kokular da yayıyor. Bunun için en güzeli kaynatın. 10-15 dakikada kaynatın. E, soğutun. Direkt bitkilerinizi kullanın. Cidden çok verimli bir sıvı gübre. Bunu videomuzu izleyip yapanlar var. Yorumlara yazıyorlar. Kaktüslerini bile çiçek açtırmışlar. Bu e, sıvı gübreyi kullanarak öyle size. Şimdi de hemen kaynama işlemine geçelim. Evet kaynattık. Böyle kavanozumuza koyduk. Şu anda çok sıcak. Bu şekilde sakın bitkilerinize vermeyin. Bu soğuduktan sonra yaklaşık e, herhalde 4-5 saat dursa e, normal oda şartlarına dönecektir sıcaklığı. Veya buna biraz daha su katıp seyreltebilirsiniz. Rengi bu şekilde olacak. Şöyle yakından göstereyim. Tamamen potasyum deposu. Bitki coşturan güzel bir e, sıvı organik sıvı ve evinizde böyle 2 3 muz yiyerek yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi suyla da seyreltip bütün bitkilerinize verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi bu arada sorular geliyor sukulentlere, kaktüslere verilebilir mi? Biliyorsunuz onlar daha az su istiyor. Mesela e, normal bitkilerinize haftada 2 kere sulama yapıyorsanız bir haftada verebilirsiniz. Yani haftada bir kere verebilirsiniz. Sukulentlere veya kaktüslere genelde ayda 1 ya da ayda 2 kere su veriyoruz onlara da bir kereye mahsus olarak verebilirsiniz. videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı videonun alt kısmına eklerseniz seviniriz. Abone değilseniz kanalımıza abone olursanız e, mutlu oluruz. Görüşmek üzere. İstediğiniz videolar varsa benden aşağı kısma yorumlara yazabilirsiniz. E, çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince tohumlar veya meyveler elimde varsa direkt zaten çimlendiriyorum. videomuz bu şekildeydi. Görüşmek üzere.